Selam dostlar, ben Cengizhan. Bu rehber serisiyle alakalı açıklama yaptığım ilk videoya da yandaki listeden ulaşabilirsiniz diyerek uzatmadan dungeon'a geçelim. Adını okumakta zorlandığım bu dungeon, Algeth'ar Academy, belki doğrudur neyse. Öncelikle bu güzide dungeon'ımızın girişinde şu abiler bizlere farklı buff'lar veriyor. İlerlemeden önce size uygun olanı seçmeyi unutmayın. Vexamus öncesi trash'lerden biraz bahsedelim. Bu yılan rastgele bir oyuncuya atlıyor ve sonrasında önündeki herkese hasar verecek şekilde üflemeye başlıyor. Bu hasarı bizim dışımızda yaratıklar da yediği için tankın bu kekoları alıp bunun önüne getirmesinde fayda olacaktır. Bu sayede hızlı bir şekilde kesebiliriz. Diğer bir kekomuzsa şu can kardeşlerimiz. Çok fazla skill kesiyorlar. Ama bunların arasında en önemlisi Monotonyus Lecture. Eğer hızlı bir şekilde interruptlanmazsa fight'ın ortasında oyunculardan birini yatağa yolluyor. Şimdi geldik boss'a. Bu boss'ta dikkat edilmesi gereken tek şey şu orplar. Mitik 0'da bile fight kısa sürmesine rağmen çok fazla gelen bu orplar üstümüze dispellenebilen bir debuff bırakıyor. Boss'a doğru ilerleyen bu orplar boss'a ulaşırsa herkese vurduğu için tankınızın çoğunu almasını sağlayabilirsiniz ama orpların verdiği debuff'tan dolayı 2, hadi bilemedin 3 stack sonrası dispel gerekecektir. Bu fight'ın diğer zamazingoları ise genel anlamda üzmez. Kafasında şundan beliren oyuncular belirli bir tarafa fight'tan uzağa gidip geçmesini beklemeli ki alan çok pislenmesin. Diğer mevzuysa tanka atılan şu frontal, yani kaçacağız. Sıradaki boss'umuz ve trash'i ise Overgrown Ancient. Buradaki otların yegane olayı şu yeşil alanlar. Girerseniz Bob Marley. Alandaki esas sıkıntıysa şu sinekler. Olayları çok basit. Vuruyorlar. Acımadan vuruyorlar. Tanka falan değil ha, kafasına göre. Paşa gönlü nasıl isterse atlıyorlar. Bunları hızlıca kesmek tek çözüm. Şimdi geldik boss'a. Aşırı büyümüş bu antikanın olayı basit. Yakın duruyoruz ki şu küçük şeyler yan yana çıksın, eğer bunları bir dahaki spamına kadar kesmezsek bunlar tohum olmaktan çıkıp ayaklanıyorlar. Bu etler dışında dikkat edilmesi gerekense şu büyük et. Basitçe heal atıyor. Keselim gitsin. Ha, interruptlayalım da tabii bu arada, bu interruptlanmalı da. Burayı temizlediğimize göre kuş boss'una, Graft'a geçelim. Öncelikle trash'lerinde bir mini boss bizi karşılıyor. Bu mini boss'un olayı bizleri platformun dışına atmak. Bir knockback atıyor, buradan Ogrimar'a kadar giderseniz demedi demeyin. Duvarların arkasına geçerek ya da sırtınızı duvara vererek çemberin içinde olsanız dahi kurtulabiliyorsunuz. Tanka attığı Storm Slash'in iyi vurduğunu da not edip devam edelim. Bu kuşlar stacklenen bir kanama efekti bırakıyorlar. Bundan dolayı hızlıca kesmemiz gerekiyor. Ayrıca buna ek alfa cici kuşun Call of the Flock adlı bir skill'i var. İnterruptlamazsak etrafındaki tüm cici kuşların atak speed'i %50 artıyor. Bu trash'leri de hallettikten sonra gel cici kuş deyip boss'u çağırıyoruz. Bu fight'ın olayı şu topları arzu ettiğimiz şekilde atıp bufflanarak fight'ı bitirmek. Ateşi aktif ederseniz boss 12 saniyeliğine stunlanıp %75 daha fazla hasar alırken rüzgarı aktif ederseniz ise şu orplardan düşüyor ve içinden geçen oyuncuya 20 saniyeliğine %45 haste ve %50 hareket hızı veriyor. Gel gelelim. Ateşi açtıktan sonra fight sonuna kadar şu bombardıman devam ederken rüzgarı açtığımızda da şu hortumlardan gelmeye devam etmekte. Bu topları fight boyu 2 kere kullanabiliyoruz. Birisi boss'un canı %75 olduğunda, diğeri %45 olduğunda. Bundan dolayı burası kesin öyle diye almayın. Öncelikle ateşi aktif edip cooldown'ları eritebiliriz. Bu sayede hem bombardıman gelirken hareket problemi yaşamadan rahatça hasar çıkartabiliriz hem de cooldown'larımızın dönmesiyle beraber %45'te boss'a şakkadanak ikinci bir şok yaşatabiliriz. Boss durup bir sorar, ne oluyor, hani CD'leri bittiydi der. Başka da bir olayı yok zaten. Şimdi birisi buraya kesin duyar kasacaktır, gerek yok, yapma, yorma kendini. Sırada Echo of Doragosa'nın trash'leri. Buradaki trash'leri kendi önem sırama göre sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle nurse'ler kalkan sağlayan bir cast atıp duruyorlar. Hele canı azalınca mana save nedir bilmediğinden ölümüne keslemeye başlıyor. Fight'ın uzamaması için bunları hızlıca devirmekte fayda var. Diğer önemli abimizin adı değil, skill'i önemli. Astral Bomb. Bu yetenek rastgele oyunculara atılan ve ufak bir alandaki herkese vuran bir saatli bomba. Trash'lere de vurduğu için fight içindeki moblara yedirebilirsiniz. Çok ciddi hasar verdiğini söylemeye gerek yok. Diğer bir mobumuzsa Enforcer. Bu abimiz dönüyor ama yok böyle bir dönüş. Aman diyeyim milliler, dikkat edin, üzüyor. Son olarak şu alan hasar veren şeyden kaçmayı unutmuyoruz ve arcane misilleri interruptluyoruz. Ve boss'a geldik. Echo of Doragosa. Bu Ponji'nin standart olarak kaçmamız gereken Zamazingo'ları dışında fight'ı şekillendiren tek bir yeteneği var. Overwhelming Power. Bu debuff bizlere buff veriyor ancak 4 stack olduğunda yere bir alan bırakıp siliniyor, yani buff gidiyor. Bu bıraktığı alanlar fight boyu bize hasar veren bir keste başlıyor. Buradaki sorun şu: Doragosa'nın attığı tüm skiller bu debuff'a sebep olduğu için 3 stack'te tutarım, hiç hasar yemem, 4 olmazsa çıkmaz diyemiyoruz. Her halükarda bu debuff gelip gideceği için burst zamanınıza göre stack ayarlamaya çalışabilirsiniz. Ama tüm fight boyu 3 stack tutmanız pek olası değil. Yani yaparsanız helal olsun. Onun dışında gördüğünüz her şeyden kaçmak fight'ın tek mevzusu. Ve bu videoyu burada bitirelim. Yan taraftaki listeden diğer dungeon'lara da bakabilirsiniz diyerek veda edelim. Ha bir de işte Twitch takip falan, biliyorsun her zaman, yani öyle. Bay bay.